Merhaba sevgili kovalar. 5-12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta başında Ay Balık burcunda ilerleyecek. 5 ve 6 Ocak'ta Ay Balık burcunda sizin için maddi konuları biraz öne çıkarabilir. Bazı harcamalar alacak, verecek, banka işlemleri, fatura işlemleri gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir hafta başında. 6 Ocak'ta Ay Balık burcunda Jüpiter ve Güneş'le olumlu etkileşimler içerisinde olacak. Çevrenizden özellikle maddi konularla ilgili destekler alabileceğiniz de işaret ediyor. Güzel haberler de söz konusu olabilir. 7 Ocak'tan itibaren Ay Koç burcunda olacak. Ay Koç burcunda günlük hayatınızda iletişimin biraz artabileceğini, yakın çevre ilişkilerinize dikkat çekiyor. Kardeşler, komşular, iş nedeniyle yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim artabilir. Bazı kısa seyahatler yapabilirsiniz. Ancak özellikle 7 Ocak'ta Ay Koç burcundayken Uranüs, Mars ve Plüton'la sert etkileşimler yapacağı için o gün özellikle ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ani stresler oluşabilir, beklenmeyen tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Düşünsel olarak, zihinsel olarak biraz daha huzursuz, sabırsız ve gergin hissedebilirsiniz. Ulaşımda, otomobil kullanırken, iletişimlerde, trafikte yine dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir gün. 7 Ocak, 8 Ocak'ta Ay Koç burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Merkür ve Güneş kavuşumu var. Bu özellikle iletişimin biraz daha yoğun olduğu bir güne işaret ediyor. Bunun yanı sıra içsel olarak da bilinçaltında yeni fikirler bulabileceğiniz, kendi kendinize biraz daha yalnız kalıp da planlar yapabileceğiniz bir gün olabilir. Özellikle Merkür-Güneş kavuşumu iş konularında değişik fikirler içerisinde olabileceğinizi de işaret ediyor. 9 Ocak'ta Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Ay Boğa burcunda evinizle ilgili konular gündeme gelecek. 9 Ocak ve 10 Ocak'ta evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evde çalışabilirsiniz. Evdeki işlerinizle uğraşabilirsiniz. Aileyle de ilgilenebilirsiniz. Özellikle 10 Ocak evde bulunmak, aileyle, aile büyükleriyle bir araya gelmek, onlarla toplanmak için güzel duygusal paylaşımlar yapmak için enerjiler oldukça verimli. 11 Ocak'ta Merkür sizin burcunuza geçiş yapacak. Artık Oğlak burcundan ayrılacak. Merkür'ün Kova burcuna geçiş yapması ay sonuna kadar sizin için tabii ki olumlu. Bu süre içerisinde kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Zihinsel faaliyetleriniz hızlanabilir, hayatınızdaki iletişim artabilir. Hem konuşma gücünüz hem iletişim yönünüz daha verimli bir şekilde kullanılabilir, öne çıkabilir. Kendinizi etrafınızdaki kişilere daha rahat ifade edebileceğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili kovalar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı yorumlar için günlük videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.